dolarlık efendim, bir taahhüt var ortada. Serbest kaldı. Bu sefer mahkemede davayı kabul etti. Hiçbir tartışmaya girmeden evet karşı taraf haklıdır dedi. Halbuki Kemal Gülmen sonuna kadar mücadele etti. Efendim yok dedi, şöyledir böyle, hakikat korkmaz yiğit. Neyi ima ediyorsunuz? Yani korkmaz yiğitle arazi sahibi aile arasında sözleşme nefesi için bir anlaşma mı oldu? Çünkü Kemal Gülmen direnirken Korkmaz evet. Yiğit direnmedi. Şimdi benim bir şey ima etme pozisyonum yok. Olay ortada. Yani şimdi ben bir davayı kabul ediyorsam karşı tarafla anlaşmışımdır da kabul etmişimdir. Benim aleyhime sonuç verecek bir davayı ben niye kabul edeyim? Yani şimdi, tabii devam edip gelişmeler daha da ilginç. Eşyanın tabiatına aykırı. 2006 yılına kadar TMSF yetkilileriyle Sayın Yiğit bir takım görüşmeler yapmıştır. Hatta basında yer aldı. O zaman işte Milliyet Gazetesi yazdı. Sayın Serpil Yılmaz yazdı. Korkmaz Yiğit kat karşılığı kat yapacak. Oradan gelen parayla TMSF olan borcunu ödeyecek. 2006'ya evet. kadar. Evet. 2006'da TMSF ne yapmış? Protokol imzalıyor. Korkmaz Yiğit de senede 40-50 milyon da ödemeli. Bir sene sonra iptal ettiler protokolü. Çünkü ödemeyi yapmadı Korkmaz Yiğit. Yani aksamalar hukuku buldu. Yine teminat yok ortada. Ondan sonra 2 sene sonra beklendi, bilmiyorum ne, hiçbir işlem gözükmedi efendim. Ondan sonra 2009'da Sayın Yiğit iflas etti. İflas kararıyla karşımıza çıktı. Ne oldu? Söyleyelim, Sema Cıngıllıoğlu'na vermiş olduğu evet, 600 bin dolarlık bir çek senetten dolayı. 620 bin dolar sanıyorum. Evet, burada var fotokopileri var. Bir çek vermiş Sema Cıngıllıoğlu'na. Senet. Çek, 3 tane senet. Ödemediği için de iflas ödememiş, iflas talebiyle icra takibi yapmış. Evet. Halbuki o dönemde Korkmaz Yiğit'in ödeme gücü var. Belgeli konuşuyoruz. Castelli'ye rahmetli Abidin Cevher Özden'e 12 milyon da ödeme yaptı. Belgeli yani, ben söylemiyorum. TMSF'ye ibraz eden belgeler de var. Halbuki 12 milyon dolar TMSF ödemesi gerekiyordu o dönemde. Yani bu tip böyle çalışmalarda bu noktaya gelin. Geldi 2009'a, ne oldu? TMSF 3,5 milyar TL'lik alacağıyla birinci sıradan alacaklı yazdırdı kendini. Ne olur, nasıl alacak parayı? TMSF Korkmaz Yiğit'in evet. 3,5 milyar öyle, alacağı. Yani iflas dosyası da öyle görünüyor. Şimdi dosya biraz karışık, ben anlaşılsın evet. diye aralara giriyorum. Tabii girin. Şimdi arazi sahibi aile kat karşılığı anlaşmayı iptal etti iki müteahhitle. Evet. Dava açıldı. Korkmaz Yiğit taraftar oldu, davaya müteahhit olduğu halde ama ortağı olan Kemal Gürman direndi. Sonuçta sözleşme feshedildi. Sonra bu Yoluç ailesinin arazileri Mehmet diye bir şahsa, bu iflas hileli iflas davasında yer alıyor. Mehmet isimli bir şahsa milyonlarca metrekarelik arsalar devredildi. Zaten bu Mehmet Erdoğan diye birisine evet, devredildi. Mehmet, yani Erdoğan, evet. Mehmet Erdoğan'a devredildi. Doğrudur. Mehmet civarında evet. korkunç yani milyonlarca metrekarelik tabii bir yani şu anda dev bir arazi. Evet. Yani bu şahsın bu malları alma imkanı yok. Efendim orada iddialar şöyle ne diyor? Efendim işte imar durumunu çıkaracağım. Ondan sonra imar durumunu aile niye çıkarmamış yani? Hiç ayakta durduğu tarafı yok olayın. Ya milyonlarca metrekarelik araziden bahsediyoruz. Evet. Arazinin imarı yok. İmarı çıkarması için Mehmet evet. Erdoğan'a arazi evet. devrediliyor. Devrediliyor. O da parça parça diğer dava burada sanıklara devrediyor mallarını. Mehmet Erdoğan evet. arazileri evet. mesela kime satıyor? Alp Gürkan'a satıyor. Elimde var evet. detayları. Evet. Mesela 21.860 metrekarelik bir arazi evet. var. 22.881 metrekare, 35.000 metrekare. Evet. Yani çok büyük arazileri evet. Alp Gürkan'a Mehmet Erdoğan evet. Devrediyor. Devrediyor. Ama peki, şöyle bir ilginç detay var. Mesela arazi aldığı gün devrediyor. Aldığı tabii muvazzal olduğu sabit orada yani. Mesela bir örnek vereyim ben. 24.277 metrekarelik araziyi Mehmet Erdoğan, Avcılar Firuzköy'deki bir arazide bahsediyoruz. 1.11.2005 tarihinde üzerine alıyor. Evet. Aynı gün 1.11.2005 tarihinde Alp Gürkan'a devrediyor. Evet. Aynı şey. Bütün devirler bu. Hatta burada Korkmaz Yiğit'in oğlunun bir şirketi var. Ona da devretmişler. Şimdi oradan şunu aslında seyirciye belki bir evet. İpucu olarak söyleyebiliriz. Mehmet Erdoğan'la evet. Korkmaz Yiğit arasında da bir ilişkiden bahsediliyor. Zaten efendim bu iddianamede bu ilişki sabit yazmış Sayın Savcım, burada değerlendirmiş. Demiş ki gerçekte bütün bu mallar her ne kadar Mehmet Erdoğan adına gözüküyorsa da bunlar aslında Korkmaz Yiğit'indir. Ticari tahmine göre, ticari gelişmelere göre, para alışverişine göre burada bu. Yani oradan şuraya geliyoruz. Evet. TMSF'den kaçırılan mallar evet.
Alp Gürkan'a satılmış oluyor. Bir Korkmaz miktarı, Yiğit'in evet, adamı tarafından. Tabii öyle. Bunu anladım. Yani şu anda evet, bunun yargılaması devam ediyor. Tabii bu Alp Gürkan'a satılan bir miktar. Daha böyle çok şahıslar tabii, var. Ama Alp Gürkan'a ben şöyle baktım. 100 dönüme yakın arazi satılmış. Öyle gözüküyor. İddianamede öyle gözüküyor. Sonra buyurun. Pardon, bir ekleme veyahut da bir bağlantı tabii, da. Yani efendim, bugünkü haberimizde hani hedefin tüm Yahudi vatandaşlar olmadığını ortaya koyan. Bakın, haberden okuyorum. İlişkiler alanında Doğan Bey o ilişkilerin nasıl ilişkiler olduğunu gayet güzel ortaya koydu. İlişkiler alanında dikkat çeken bir husus da maden patronu Alp Gürkan'ın dünürü İshak ve oğlu, aynı zamanda Alp Gürkan'ın damadı Mario'nun anne Corin ile birlikte ortak oldukları Gültex Tekstil ve İplikçilik Sanayi ve Ticaret AŞ unvanı ile İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan şirketin iş adresi de Korkmaz Yiğit'in müteahhitliğini yaptığı Ulus'taki Kibele sitesinde. Kibele sitesi nasıl bir site? Daha önce de 28 Şubat'ın mimarı, emekli Oremiral Güven Erkaya'nın Korkmaz Yiğit'ten $1 milyon daire aldığı dediğim bu başlık rahatsız etti. Yoksa ya, içi tamamen gerçekleri haykıran bir yazı yani bana kimsenin itiraz. Hani orada evet, her satırına imzam var benim. Hatta çalışmalarım var. Evet. Ancak yani şimdi bu şekilde bir manşetle bu acılı ailelerimiz acaba bu işin arkasında Yahudiler mi var? Kesinlikle. Yani orada onu açıklama ihtiyacı hissediyorum. O tekrar. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tamamen adrese teslim bir haberdi. Yani onu ben yani yoksa beni pek çok arkadaş arz edeyim tekrar. Aradılar yani bu nedir? Acaba bir 6-7 Eylül hazırlığı mı var falan gibi. Hepsinin gönlü rahat olsun. Yani ben onu açıklamadım. Siz de lütfettiniz, geldiniz, eksik olmayın. Gönlü rahat olsun. Peki, ben burada konuşmuş olduk. Tabii, yani bu yeni akitte bugünkü manşetinin ne anlama geldiğini de. Devam edelim biz buyurun, bu Alp Gürkan ve Korkmaz Yiğit ilişkisine. Peki daha sonra ne oluyor? Bu araziye imar alınıyor. Bir proje gerçekleştiriliyor. Mehmet adına iken imar yok. Değil mi? Alp adına iken imar değişiyor. Yani onu da sorgulamak gerekmez mi? Yani ben anlamıyorum. Yani şimdi benim adıma bir arsam var. İmar yok bana. Siz alıyorsunuz. İmar var. Nasıl bir iş bu? Değil mi? Korkmaz Yiğit telefona bağlamak istiyormuş. Sayın Yiğit'in cevap hakkı doğdu. Tabii bizi arayabilir. Cevap hakkını kullanabilir. Devam edelim. Bu dosyada şu anda hukuki durum nedir şu an? Hangi aşamada dosya? Hangisi? Bu Alp Bey ile alakalı olan dosya. Evet. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu iddianameyle davası açılmıştı. Dolandırıcılık falan. Yok şey. İşte bu hileli iflas. Hileli iflas. Mevzu. Korkmaz Yiğit açılan hileli iflas davası. Hep devam ediyor. 12 Ağır Ceza Mahkemesi. Son olarak alakalı, sanıyorum Haziran ayının... Tabii. İşlemek amacıyla yani devam ediyor dosya sonuç olarak. Henüz bir mahkeme kararı yok. Dosya devam ediyor. Ortada ciddi bir savcı iddianamesi var. 30 sayfa çok da ağır bir iddianame var. Çok uzun bu iddianamede Sayın Korkmaz Yiğit'te, Alp Gürkan'da devletten mal kaçırmakla ve hileli iflasla suçlanıyor. Hileli iflasla suçlanıyorlar burada. Yani malları gizlemek vesaire gibi. Halbuki bu bütün bu malların benim dilekçe vereceğim zaten buna el koyması gerektiği düşüncesini taşıyorum. Üçüncü şahsa da gitse bile buradaki mallar bana göre TMSF'nin el koyması gerekir. Bankacılık kanununa göre. Yani şöyle söyleyelim. Bugünün aslında son bir haftanın figürü olan Alp Gürkan, medyada çok konuşulan, adı bilinen artık 301 madencinin maalesef hayatını kaybettiği olayın maden işletmesinin sahibi olan Alp Gürkan, TMSF'nin olması gerektiği olmuş durumda, arazilerin sahibi olmuş durumda ve bu arazileri üçüncü şahıslara satıp imarını da çıkardıktan sonra ciddi bir rant elde etmiş. Öyle gözüküyor yani dosyada. Öyle gözüküyor. Peki Korkmaz Yiğit telefon hattında. Sayın Yiğit iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim cevap hakkı kullanacaksınız. Siz dinliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi
Mehmet Ali Bey, orada bir mahkeme kurmuşsunuz. Ben de izliyorum. Sizden Sayın Yiğit bir ricam var. Ses buyurun. Dönüşü oluyor. Şu televizyon sesini lütfen kısar mısınız? Sadece bizi telefonla dinleyin. Özür dilerim. Öyle. Yayın zorluğu oluyor. Doğru, haklısınız. Şu anda kıstım. Evet. Efendim biz mahkeme kurup sizi yargılamıyoruz. Sizi yargılayan mahkemedeki evrakları konuşuyoruz. Sizin cevap hakkınız var. Buyurun lütfen konuşun tabii ki. Ben size söyleyeyim. Şimdi bir kere ilk cümleniz Korkmaz Yiğit'in Alp Gürkan'la beraber TMSF'den aşırdığı mallar diyorsunuz. Evet. Ya buna nasıl cüret edersiniz? Siz yargıç mısınız? Bir. Siz bir kere konu hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Hiç. Peki Doğan Kasadoğlu kim? Tanıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Doğan Kasadoğlu'yu hayatımda hiç görmedim. Telefonla konuşmadım. İş ilişkim olmadı. Alışverişim olmadı. Ne işi var bu adamın benimle? Valla siz peki bu dosyayı, ben de size soru sorayım Korkmaz Bey, bu dosyayı siz biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bu dosyada siz neyle suçlanıyorsunuz peki? Bir sürü hileli iflas, mal kaçırmak ama bir dinler misiniz? Ben sert dinlerim. Tamam ama şimdi bakın burada savcının ciddi bir iddianamesi var, yargılanıyorsunuz. Gazeteci yok benim bunu konuşmam dolayı siz nasıl bana bunları söylersiniz? Onun için bağlandım, hayır. Siz ama lütfen ölçülü konuşun. Konuşurum. Ben görevimi yapıyorum. Bakın siz burada bu savcılık belgesinde devleti dolandırmakla suçlanıyorsunuz. Örgüt kurmakla suçlanıyorsunuz. Bu bir iddia. Tabii ki biz de iddia olduğunu söylüyoruz zaten. Mahkeme kararı var demiyoruz. Şimdi bunları konuşmak için bağlandım. Müsaade eder misiniz? Buyurun lütfen. Doğan Kasadoğlu ne iş yapar bir kere? Siz biliyor musunuz onun ne iş yaptığını? Bilmiyorsunuz. Doğan Kasadoğlu Kemal Gülman'ın memurudur. Benim Kemal Gülman'la ciddi bir alacağım var. Ben bu alacağımı tasarruf mevduatı sigorta fonuna temlik ettim. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Kemal Gülman'dan alacağını istedi. Benim alacağımı istedi. Kemal Gülman Doğan Kasadoğlu'yu tasarruf mevduatı sigorta fonuna gönderdi. Ve orada o zamanın tahsilat daire başkanı Fethi Çalık'la çok güzel bir anlaşma. Ve Fethi Çalık, Kemal Gülman'a bu alacağımı tahsilden vazgeçtiği gibi Doğan Kasadoğlu'na bir sürü belge bilgi vererek bir takım sıkıntılara yol açtı. Doğan Kasadoğlu şu anda Kemal Gülman ve Fethi Çalık'tan aldığı bilgilerle ve belgelerle kendisinde olmaması gereken, tasarruf mevduat sigorta konuda olması gereken belgelerle savcılık dolaşıp benimle alakalı ihbarlarda bulunuyor. Yok ben onu tehdit ediyormuşum. Yok şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Şu anda tasarruf mevduat sigorta konu onun için neden dava açmış? Bir. İki. Şu anda kapı dolaşıp resmi kurumları yanıtarak ben tasarruf mevduat sigorta konuda çalışıyorum demiştir. Benim bildiğim alakalı. Doğan Kasadoğlu TMSF'den ödül belgesi aldı, belge aldı, şilt aldı. TMSF'nin tahsilat daire başkanı. Şu anda Fethi Çalık yakalama emri var. Zimmetine para geçirmekten, ikili ilişkilerle bir takım paralar almaktan ötürü şu anda aranıyor ve yargılanıyor. Siz bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi siz başkası hakkında bunları söylüyorsunuz. Hakkın söylediğini isyan ediyorsunuz. Doğan Kasadoğlu hakkında Adalet Bakanlığı şöyle bir işlem yapıyor. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Doğan Kasadoğlu'nun akli melekeleri yerinde değildir. Bunun bir kontrolü yapılsın diye onu adli tıbba veya Bakırköy Akıl ve Sinir Hastanesi'ne gönderiyor. Gülüyor. Söyleyin teyit etsin. Teyit etsin. Ben de teyit etsin. Ha, neden ben Adalet Doğan Kasadoğlu'nu 20 senedir tanırım. 25 yıllık gazeteciyim. 20 yıldır aşağı yukarı tanırım. Doğan Kasadoğlu hak arama savaşçısıdır. Bugüne kadar kamu malının zararını ortaya çıkaran, tahsilini sağlayan ve bunu kendisi dert edinmiş bir insandır, bir düzgün vatandaştır. Ben sizi Doğan Kasadoğlu'nun yargılaması buraya çıkarmadım. Lütfen kendinizi savunun, başkasını suçlamayın. Siz beni suçluyorsunuz, o beni suçluyor. Siz kendinizi savunun. Ne biçim şey? Tamam, siz kendinizi savunun işte. Beyefendi, bu dosyadaki suçlamalara cevap verin, siz kendinizi savunun. Nesine cevap vereceğiz? Siz mahkeme misiniz? Yargıya intikal etmiş bir konuda siz ne yönetimle program yaparsınız? Siz ne hakla konuşursunuz yargıya intikal etmiş bir konuda? Tabii cevaplayacağım. Eğer çok meraklıysanız o gün takip edersiniz, öğrenirsiniz vereceğim cevapları. Size ne beyefendi zaten bunlar mahkeme evrakları. Cevap vereceğim. Bunlar mahkeme evrakları zaten. Siz mahkeme misiniz beyefendi? Siz ne cüretle bunları soruyorsunuz?
Siz haddinizi aşıyorsunuz. Ben sizi yayını alıyorum arkadaşlar. Alın lütfen Korkmaz Bey yayından. Kesin lütfen sesini. Biz terbiyeli gazeteci olarak size söz hakkı tanıdık. Cevap hakkınızı kullanın. Öyle sataşmalar bilmem ne filan terbiyesizlikler yok öyle. Allah Allah. Evet Doğan Bey buyurun. Cevap vermeye gereği duymuyorum bu söylediklerine. Yani bana... Hayır ben sorumlu gazeteciyim. Yani adamın adı geçti burada. Haklı olarak kendisini savunacak. Buyursun savunsunlar ama bu tarzda böyle bir şey yok. Yani hakkında burada çok ağır savcılık iddianamesi. Biz tabii ki ben üstüne basarak söyledim. Burada bir nihai mahkeme kararı yok. Ama hakkında çok ağır iddialar var. Yani TMSF'ye olan borçlarını da Sayın Yiğit ödedi de ak bir şekilde aramızda dolaşıyor da mı böyle konuşuyor? Şimdi yetimin hakkı yok bu servetinde onun. Kivile konutlarında Güven Erkan'ın 5-6 evet. tane dairesi var. Evet. Aynen. Öyle mi? Yani devlete olan borcunu ödeyen bir adam anladık bir şekilde sokaklara çıkar, bana da hesap sorar. Sen devleti dolandır, yetimin hakkını ye, ondan sonra burada gazeteci hesap sor. Hem yok öyle. Mahkeme kurdunuz diyor. Hem mahkeme falan kurmadık. Şey. Burada savcının 30 sayfalık iddianamesi var hakkında. Aynen. Yani böyle yapınca işte şimdi biz mesleğimizi bir hakkın yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara hakkındaki suçlama olunca cevap hakkı tanıyoruz. Ama... terbiyesizce konuşmalar geçiyor şimdi. Başkalarını yani suçlama için kullandım. Ben özür diliyorum seyircimde kusura bakmayın. Nahoş bir ortam oluşuyor şimdi. Buyurun. Olur. Sayın Mehmet Ali Bey şimdi beni Kemal Gürman'la işbirliği yapmakla suçladı. Evet. Bu iddianamede 13 numaralı sanık Kemal Gürman'dır. Evet. Kemal Gürman da sanık. Sanık yani, tabii canım. Sanığın adımız. 6 numaralı sanık Lemi Gülmanoğlu. Evet. Değil mi efendim?